Taşa canadan, burada gördüğümüz, Engin, o tarafta gördüğümüz, Engin, Papa, onun yanında arabanın ile 8 köşe şapka, altında külüva ile bu şiirde etrafında sarılı olan başvarabamız, onun yanında canadan, şu anda arkadaşımızın takmış olduğu canadan. Bunlar değişik baş bağlamalarla yöremizde bu tür baş bağlamalar bulunmakta. Yarın karşınıza işte cebelallı, külahlı, papağlı ve 8 köşeli şu gördüğümüz arkadaşlar böyle evden eve bakarsa farklı olarak gördüğünüz zaman bundan puan kırmıyorsunuz. Alta işlik dediğimiz gömlek, bu gömleklerimiz yine de hat renk dediğimiz 7 renkten oluşan gömlekler de bulunuyor ve yapılan elbisenin altında uyum içerisinde olabilmesi için kahverengi elbisenin altına İlhan Hoca'nın giydiği gömleği göster, sadece gömleği göster. Beyaz, sarı, ona uyabilecek bir renk giyilebiliyor. Gömleğin üstüne kırk düğme, açık yelek, kapalı yelek dediğimiz yelek, bunun açık yelek de var. Onun yanında katıcı gömleğin katırcı yeleği dediğimiz yelek bulunur. İki uçlarında şu uçlarında çıkmalıdır. Açık yelek de şuradan açık yelek bulunmakta. Alt, erkeklerin üstü bu böyle acem kuşağı Ayvabani kuşak bağlanır. Onun üstüne köstek zincir, bazilen ve hamaylı takılır. Gördüğünüz işte iki tane şalvarımız. İki tane şalvar da suvari şalvar ve dökümlü şalvar olmak üzere iki tane çeşitli biçiminde farklılık var. Farklı bir de ayaklarında fermanı da olabiliyor. Ferman takılı, rahat çıkar şey yapmaları için, giymek ve çıkarmak için. Gördüğünüz gibi üstüne haşo, gotik ve sako dediğimiz üç değişik ceket yerine kullanılan üstlük var. Yani yer mühendisliğimizde 12 kişinin giymiş olduğu haşo, erkek gotiği ve sako giyilen ekiplerde onda puan kıramıyoruz. Yani bölgede var olan şey. Bunlar da genelde Kaliforniya'dan yönden birleştirilip ince düğümlerle biçim yapılır. Bir de işlemeleri de olabilir, işlemesi de olabilir, düz de olabilir, işlemeleri de olabilir. Evet. Görüyorsunuz arkada motifi var. Baklava dilimi olarak. Burada da motif yapılmış. Altta yün çorap ve yemeni çarık giyilebiliyor. Ayakkabının rengi illahi beyaz, gri, siyah, vişne rengi, kahve rengi, bütün ayakkabılar giyilen elbisenin rengine göre kullanılabiliyor. Yani illahi işte bir ekip geldi karşınıza, işte gri elbise, beyaz ayakkabı, birini tamamlamayan bir özellik.
bunun altına, onu tamamlayacak özledik. O rengi zıt bir ayakkabı giymesi gerekiyor ki o kostümü tamamlasın. O renk konusunda bütün renkler genelde kahverengi, gri, siyah, vişne rengi ve bej rengi kullanılmakta. Ayakkabı rengi olarak. Evet. Erkeklerden sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Hocam pardon. Efendim? Yörenizde yani başa kullandığınız oyunda başa kullandığınız kıyafet var mı? Nasıl? Yani yörenizde oyunlarınızda başa... Fikras dediğimiz olayımız da var. Başa mı? Hayır, hayır. Hayır, bu iki oyun, bu iki kostüm haricinde. Bunların dışında Delphi Kras dediğimiz olayımız da var. Ama onu getiremedik. Hakim yaka ve dizin altında, dizin dört parmak altında beyaz, işte Adıyaman'da tartışma konusu oldu ya, Delphi Kras olayı, o da bizde var, bölgemizde. Giyiliyor. Ama biz şu an pek gece şeyi olduğu için ya da iş elbisesi olduğu için pek kullanmıyoruz. Anladım. Ama bölgemizde var. Delphi Kras dediğimiz olay var. Yani sanırım baş mı elbisedir? Kostüm olarak. Kostüm olarak söyledim. Kostüm olarak. Olar. Şu an daha geçerli olan. Evet. Genelde ekip başlarımızı, başlarda değil de hamali ve fazbentlerimizi, zincirlerimizi, ekip başında oynayan arkadaşlarımızla genelde sağda takarız. Ekibin diğer elemanlarını sol tarafa takıyor. Geçen bir yarışmada bir arkadaşımız böyle bir hataya düştü. Ekip başı zincir ve mendili sağ taraftan olduğu için puan kırıldı. Ekip başlarımız genelde zincir, hamali ve fazbent, mendili sağ taraftan, diğer ekip elemanların sol taraftan. Neden yani? Açıklaması da parçanın belki kapatacak. Bunun açıklaması da şu. Başta oynayan arkadaşımızın sol eli kapalı olduğu için kullanıcı aksesörü rahat kullanabilsin diye. Sahili açıklamak. Bir de ekip başının özelliği var. Hem o rahat hareket edebilmek için hem de ekibin şefi olduğu, ekibin kaptanı olduğunu belirtmek için. Ben herkes sağlıyor. Sürmeyi bozmuyor işte. Yani o yörede var. Otantik yapısı da o var. Yani şeyde bile, düğüne gittiğin zaman bile iyi bir oyuncu geldiği zaman oradaki oyuncu mendilini bırakır ya da gider ona o mendili verir onu getirir. Yani otantik yapısı da olmasa bile yıllarca aynı şey gelir. Evet. Amacıyla. Harmanda çalışanlar. Evet. Evet.
saman. Yani o ağzını yani kapatıyor. Her türlü zaman, evet. Bu şekilde şu samanda, samanda çalışan insanlarımız ekici şey yapıldığı zaman ona fazla zarar vermesin diye kapatır. Tabii. Günlük çalışanlar kullanılan bir başlık. Normal. Yani o da böyle olmaz yani. Her ikisi de kullanılıyor mu? Her ikisi de kullanılıyor. Çınar ilçemiz ve Karacadağ bölgesinde giyilen kadın giysilerimiz. Kofisiz, arabani, üstünde puşi, kotik, fistan, arabani, peştemal, ayağında yemeni ve çorap. Şalvar ve bu fistan patoşa biraz kısa geldi. Genelde pistanlar ayak direğine kadar gelmesi lazım. Yani altındaki defi dediğimiz olay gözükmemesi lazım. Pistanın en az direğe kadar gelmesi lazım. Evet, bir ay kalmadan fotoğraf. Bunlar genelde şu motifler, aşiretlerin kendi ve has motif şeylerini çizerler. Ve insanlar geçmiş dönemlerde hangi aşiretten olduğunu şu motifler, yapılan motiflerden anlarlar. O motiflerin anlamı o. Hangi aşiret olduğunu çizilemeyiz şimdi artık. O aşiretçilik yapıp pek attığın için hangi dönemde hangi aşirete bunu söylediklerini şu anda çiziyor muyuz? Sanat genelde yapılan şu sırmalarda hangi aşirete bağlı olduklarını öyle tespit edebiliyorlar. Şimdi dövmeler genelde
Bunların dini inançları olduğu kısmen ve zaman içerisinde dini inançların yoğun olduğu dönemlerde dövmeler yapılırdı. Belli bir zaman içerisinde de aşiretlerin tanınması için dövmeler o şekilde de kullanılmış. Yani yapılan dövmede hangi aşirete bağlı, kimler olduğu belli olması için dövmeler yapılmış. Yani dak dediğimiz olay bölgede yoğundur. Hem inanç, dini inanç şeyinde hem de aşiretlerin tanınması için yapılan bir dövme. Tabii ona bu dövmelerin asıl amacı hem inanç hem de sağlık açısından da yapılmıştır. Romatizma iyi geldi. Yani geçmiş dönemlerde. Burada bu grafette süs ve tadı var. Ayın dediğini, beşi gözlük. Ali hocam bir şey söyle. Dakın yapılışı, bizdeki dakın yapılışı farklıdır. Kadın sütünden, yani anne sütünden dediğimiz isten bir de kazan altındaki pis ve tavuk ciğerinin ezilerek karışımından oluşan sudan yapılır. Şekli çizilir, iğneyle batırılarak yapılır. Yani keze ve miriş veriyorlar. Şimdi arkadaşlar genelde Ali Hoca'nın dediği şeyle geçirdi. Bizde anne sütü ile tavuk ciğeri değil mi Mahmut? Tavuk ciğeri ve is. Onlar karıştırılarak hangi bölgeye yapılıyorsa o bölgede iğnelerle sak ya da dövme dediğimiz olay yapılır. Bu bölgemizde ayın dediğimiz beşi birlik altınlar takılırdı. Böyle. Evet. bu bölgemizde Eyüp, Ergani, Eyüp, Ergani, Hani, Dicle, Ergani havalisinde giyilen elbise bayan tevhseniz ortakı tülben onun üstüne köfü onun üstüne ayın dediğimiz eşi birlik altınlar biraz sonra şırık dediğimiz olayı da göstereceğiz size. Eşi birlikleri takıldığı zaman şırık takılmaz. Şırık takıldığı zaman eşi birlik altın takılmaz. Onun yanında teneziler, kuşiler çok renkli kuşiler genelde kullanılır. Onun üstüne de şar dediğimiz 1-2 metre boyunda şar kullanılır. Bu değişik bir baş bağlaması. Şimdi bundan birkaç tane daha yaptıracağım. Öyle. Evet. Genelde kadınlarımızın baş bağlaması. Evli bayanlar. Ay bunlar da evli bayanlarda kocaları tarafından sabit bir yere bakması için. Anlamı doğru. Ay bunlar o yüzden takılır. Hani buyurun atlar. Atlara buraya takılır ya. Sabit görsün diye. Başka daha sonra bakmasın. Ay bunlar o yüzden kocaları tarafına var. Sabit bir tarafa bakılır. O yüzden takılır. Evet arkadaşlar. Düz bağlanıp düğümler arkaya da yana da atılabiliyor. Yani karşınıza buraya geldiyse karşınıza bütün bağlamalar yanda da olabilir kızlarım. Tamam mı?
Evet,
ortalama. Yine Eğil, Hani, Ergani, Dicle bölgesinde yüksek profil dediğimiz yapılan bir baş bağlama. Saçasızdır. Yani saçın örgüleri yoktur burada. Biz yanlışlıkla saçaklı getirmişiz. O yüzden zaten saçakları yok olacak. Erol abi. Erol abi. Kaçırma çek. Kafasına bir kez az yapıyor. Tarih daha yok mu? Dilek ağacına çevirdin ya. Kan gidiyor mu kan? Teyzesinin oğlundan. Bir yıl oldu. Ali Cevaz hocam ne yapıyor şimdi? Zırt düğün başı abi. Zırt düğün başı. Dağda mı? Dağda mı? Bu sonu çekildi tabii. Altı mı? Altı mı? Elan mı? Bunun altı. Bari sıfırı vermeyin. Elan mı? Bir tane. Elan mı? Elan mı? Elan mı? Ekip bu ya. Bir de bakışlarına çıkar. Şimdi bizimle bir yemek yiyorlar. Fener. Şimdi bizimle bir yemek yiyorlar. Arkadaşlar şu fotoğrafların içerisinde bir tane yüksek profili bir şey var. Şükür. Bu arada. Geliyor hocam. Bunu bir alabilir. Evet arkadaşlar. Burada yapamıyoruz diyoruz. Benim çıplak gibiydi ya. Dua isteyen adım olmaz. Şey... Dayı gibi oldu. Özen Hanım. Özen Hanım. Ali abi siz. Diğer bakıda bile gezmeyiz. Sadece önce böyle bir şey. Genelde... Onlarda... Çevir, şimdi yapacağız. Tamam. Çevirdin mi? Var tabii. Çevireceğim. Evet, yüksek profil dediğimiz genelde bayanların giymiş olduğu postür. Üzerinde hiçbir işleme yoktur. Düz renktedir. Şu anda onu getiremediğimizden dolayı proteini tercihim öyle gitti. Salih'im gelin başı türü bir şey mi? Hayır, gelin bu gelin kadın var. Yaşlı bayan var. Arada şu bak. Şu an dediğimiz olay. Şu an Tülgen onun yanında arabayı başa taklarlardan ve senezi ya da puşi sırta giyilenler işlik el arka giyilen gece elbisesi tabir ettiğimiz elbise melekof ya da memleket fistan entari üstüne
kotik ya da haşoy, peşlemen, üç etek, arabani, berpi, kuşak, şalvar, haftan, üste giydik elbiselerimiz bunlar. Ayağı giyinenler çarap, oçikli yemeni ve yün çorap. Kapılarda şırık, gümüş tepelik, gerdanlık, küpe, ayın dediğimiz biraz önce buradaki beşi birlikte altınlar. Süslerde ise sürme, hızma, dap, zülüf, keci, alhal, kemer ve piyik dediğimiz süsler takılıyor. Bunun yanında kına da süslerin içerisine girmiş oluyor. Bayanlarda, evet. Ayakkabı rengi dediğim gibi, yani kahverengi de olabilir, güçlü rengi de olabilir, beyaz da olabilir. Yani o renklerde bir kıstasımız, yani bağlayıcı unsurumuz yok. Yarın eğitmen dedi ki ben bu elbiseyi giyiyorum. Beyaz benim hoşuma gitmiyor. Ben kahverengi giydireyim. Yani genelde kahverengi, vişne rengi, beyaz, gri ve bej renkleri, siyah rengi de kullanılmakta. Başa giyilenler, küllah, papa, sekiz köşe şapka, puşi, cemedan, çepi ve ahlamani. Sırta giyilenlerde işlik, aba, derpi kres, kras, kuşak, yelek, şalvar, haşı ve erkek kotiği. Ayağı giyilenler yün çorap, çarap, poşikli yemeni. Erkeklerde aksesuar, pazuben, hamayli, zincir, mendil, köstek. Arkadaşlar bunlar hepsi yazılı burada. Eğer isyan arkadaşlarımız varsa bunları fotokopi yapıp isyan...